Değerli dostlar, bugün imza verme sürecinin 5. günü. Konuşmama küçük bir pasaj okuyarak başlamak istiyorum. Jeostratejik kavrayış ve Amerikan kaynaklarının dev Avrasya satranç tahtasında dikkatli ve seçici bir şekilde yerleştirilmesi artı puan olmaktadır. Amerika'nın öngörülmeyen gücü zamanla azalacağı, Amerika'nın küresel üstünlüğünü tehdit etmeye başlayacağı için bölgesel güçlerin yükselişini yönlendirmeye öncelik verilmelidir. Yani Amerikan küresel gücünü tehdit edeceği için bölgesel güçlerin engellenmesi lazım diyor. Yani bu e, ince bir dille yükselişini yönlendirmeye demiş ama esas olarak, yükselişini engellememiz lazım diyor. Satrançta olduğu gibi Amerikan küresel planlamacıları birçok hamleyi önceden düşünüp olası karşı hamleleri sezmelidirler. Bu Brezinski'nin yani Amerika'nın akıl hocasının kitabında yazan ifadeler. Büyük satranç tahtası. Konuyla ne alakası var? ve her zaman biz şunu söylüyoruz. Biz ülkesine, insanına, bayrağına, devletine bağlı bir ekibiz. Bugün bir konuşma yaptık bir dostumla ve geçmişteki bazı girişimlerimizi değerlendirdik. Dostumun yakın arkadaşı bir ulusal kanalı, büyük bir kanalı CEO'su ona dostum rica etti. Bizi de kanalda yer vermesi için, bize de söz hakkı vermesi için. Çünkü bazı aday adayları biliyorsunuz kanallarda defalarca konuşmasına rağmen, konuşabilmesine rağmen her kanalda bize yer vermediler. Çok baskı yapmasına rağmen, yakın dostu olmasına rağmen kabul ettiremedi ve bizi çıkarmadılar. Bugünkü sonucun en büyük etkenlerinden bir tanesi budur. Üç tane temel stratejimiz vardı. Bir tanesi de tabii halka medya yoluyla erişmek ve fikirlerimizi, düşüncelerimizi halkımızla paylaşmak. Onlara ortaya koyduğumuz çözümü sunmaktı. Fakat biraz önce okuduğum o pasaj gereğince, Bildiğimiz ya da bilmediğimiz şekilde üstümüze bir cam tavan çekildi. Bizim halka ulaşmamız engellendi. Bu sadece tabi sosyal medyayla olacak bir iş değildi. Bizim mutlaka ulusal kanallara erişmemiz gerekiyordu. Ulusal kanallara erişemememiz neticesinde biz bir sonraki safhaya merhaleye geçemedik. Tabi sonraki safhalarda, iş başka bir şeye de dönüşecekti. Yani projelerimizle birlikte insanlarımıza bazı gerçekleri de anlatacaktık ve onların aydınlanmasını, onların fikir sahibi olmasını sağlayacaktık. Çünkü bizim düşüncemiz şu. Biz her şeyin açıkça ortada olmasını ve halkın da buna göre karar vermesini arzu ediyoruz. İlla biz oy alacağız, seçileceğiz anlamına gelmez bu. Ama her şey açık olmalı, dürüst olmalı. Kim kimle işbirliği içerisinde, kim arka planda birileri tarafından destekleniyor, amaçları ne, kim kripto, kim saf, kim değil bunların hepsinin halkımız tarafından bilinmesi lazım. Şu anda bir akış içerisinde seçime doğru gidiyoruz. Hala daha ortalıkta seçimin olmayacağına dair düşünceler var. Bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ancak bildiğimiz fakat bunu uygun şartlar oluşmadığı için konuşamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Çünkü bu eşit şartlarda olsaydı o zaman konuşmamızın bir anlamı olacaktı. Şu anda biz bunları ifşa etsek işte çamur atıyor, ortalığı karıştırmaya çalışıyor, yalan söylüyor filan gibi birçok iftiralara maruz kalacağız. Ama biz o satıhta olsaydık bunları belgeleriyle birlikte ortaya koyacaktık ve her, hepsi gün ışığına çıkmış olacaktı. Halk da tercihini buna göre kullanacaktı. Değerli dostlar, devlet adamı devlete yakışır olması gerekiyor. Devlet adamlı nosyonunu, notasyonunu almış olması gerekiyor. Bugünü, geçmişi tahlil etmeli, değerlendirmeli ve geleceği planlayabilmelidir devlet adamı. Maalesef İçinde bulunduğumuz sistem devlet adamlarını tasfiye etti. Devlet adamları yetiştirmedi. Nepotik bir yaklaşımla birileri bir vazifeler yapmaya çalıştı ama devlet adamı olarak değil. Bir kimsenin gönüllü neferleri olarak ve o devlet adamı kimliği neredeyse kaybolmak üzere olan bir duruma düştü. Devlet adamlarının biraz önce bahsettiğim gibi önemli görevleri vardır. Bu sistem devlet adamı yetiştirmiyor. Ancak bizim ülkeyi yeni çağda devlet adamlarıyla, iyi yetişmiş devlet adamlarıyla yönetmemiz gerekiyor. Ortaya koyduğumuz bilgelerin yönetimi bu tür devlet adamlarının yetişmesini ve görevlendirilmesini amaçlayan bir sistem. Bu eninde sonunda hayata geçecek yani bunun kaçırıyor Bu akış ister istemez bir gün bizi o noktaya getirecek Biz sadece önceden ortaya bu fikri koyduk. Hepimiz önümüzdeki süreçte o noktaya geleceğiz bu çalışmalar esnasında Türkiye'nin dört bir tarafında çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel dostlar edindim. Bizler düzgün, temiz, aklı başında, liyakatli, iyi niyetli bir ekip olarak yola çıktık. Ve bizimle birlikte olan insanlar da hep böyle insanlar oldu. Biz kimseye gidip de Özellikle illa burada ol, bizimle ol demedik. Gönüllülük esasıyla, gönüllülük seferberliğiyle bizimle aynı düşüncede olan, aynı ruha sahip dostlarımız bizimle birlikte oldu. Bu bizim için bir şereftir. Bu bizim için bir mutluluk kaynağıdır. Biz çok büyük bir aile olduk. Bugünkü sonuçlar çok önemli değil. Yani tabii şüpheler var. Çok sayıda belge geliyor ama rakamlar çok düşük. Yani itham etmek istemiyorum ama bunun arkasında da bizi söndürmek, bizi parlatmamak gibi bir kasıt da olabilir. Bunu önümüzdeki süreçte anlayacağız. Yani mızrak çuvala sığmaz derler. Eğer bize karşı kar yapılmış bir kasıt varsa mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu dostlarıma ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki güç birliği yaptık. İİP ki güzel büyük bir aile oldu. Bundan sonraki dönemde bu birlikteliğimiz daha fazla insanla, daha çok, daha geniş bir kitleye yayılacak. Ülkemize sahip çıkacağız. Devletimize, milletimize sahip çıkacağız ve biz gençlerimize, yeni nesle hak ettiği yönetim sistemini hak ettiği ülkeyi bırakacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bu bizim atalarımızın vasiyetidir. Bizim gençlere, çocuklara olan borcumuzdur. Bunu yapmak zorundayız. Biz bu bizim aklımıza düştü. Aklımıza düşen şeyi biz hayata geçirmekle mükellefiz. Gönlümüze düşen şeyi hayata geçirmekle mükellefiz. Bugün bir akış içerisinde ortalıkta bir olaylar zinciri yaşanıyor. Bu dikkat ederseniz olayların seyri bir müddet sonra anlaşılıyor. Kim kimle berabermiş, işbirliği yapmış, daha sonra ayrılmış, yok işte o ona res çekmiş, bunu tehdit etmiş filan bunlar çok sonra anlaşılıyor. Tabi anlaşıldığında da iş işten geçmiş oluyor. Bir arzu ettik ki Bunlar e, real time yani gerçek zamanlı olarak bilinsin ve milletimiz buna göre karar versin. Şu an itibariyle olmadı ama gelecekte bu noktaya evrileceğine şüphe yok. Bu millet 1947'den bu tarafa maalesef arzu edilen o bağımsızlığı, demokrasiyi, cumhuriyetin nimetlerini yaşayamıyor. Bir düzen kurulmuş. Ve o düzen içerisinde bir takım kimseler görev yapıyor. Görevli olan kimseler görev yapıyor. Bu da milletin menfaatine olmuyor. Bunun işte eninde sonunda değişmesi ve milletin menfaatine olacak şekilde düzelmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunlar gündeme gelecek ve ister istemez hayatı da geçecek. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Umut ediyorum ki güzel günlerde keyifle birlikte olacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. Bugün bir dostum bir yazışmasını göndermiş. Orada benim için şunu söylemiş. Ben işte önce asık suratlı böyle sevimsiz bir adam olarak gördüm falan. Fakat sonra baktım ki özünde şöyleymiş, böyleymiş falan diye yazmış. Şimdi tabii ben aslında asık suratlı bir insan değilim. Ancak İçinde bulunduğumuz şartlar ve konunun ciddiyeti ister istemez benim bu şekilde konuşmama neden oluyor. Ben de arzu ederdim keyifle, gülerek, neşeyle bir şeyler konuşalım, projelerimizi konuşalım. Şunu da şöyle yaptık, bunu da böyle yaptık, şöyle imkanlar sağladık, insanlarımıza işte böyle kazançlar sağladık falan diyebilmeyi ben de çok isterdim. Ama şu anda maalesef, gördüğümüz tablo, içinde bulunduğumuz olaylar zinciri bizim keyfimizi kaçırıyor ve biraz işte asık suratla konuşmamıza neden oluyor. İnşallah çok güzel günlerde hep birlikte çok güzel şeyler yaşayacağız. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım ve önümüzdeki süreçte o güzelliklere kavuşmamız lazım. Hepinize Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.